Evet, az önce izlediğimiz klip de sanatçının bazı fotoğraflarının bir derlemesiydi. Sanatçının Dünyanın Felci adını verdiği çalışması ise 80 bin fotoğraf arasından birinci oldu. İstanbul'a gideceğiz. Sevgili Erkan Turan bizleri bekliyor. Biraz önce de zaten kendisine, biraz sonra seninle tekrar bir arada olacağız demiştik. Havanın muhalefeti sona ermiş zannediyorum. Artık muhalif değil sana Erkan. Gördüğüm o. Bu arada bu fotoğrafı merakla görmeyi istiyoruz ve sözü sana bırakıyoruz. Neler var, hangi fotoğraflar var, neleri paylaşacaksın bizlerle? Evet, aslında biz zorunlu olarak havanın muhalefetinden içeri geldik. Çünkü fotoğraflarımız içerideydi. Murat Han Özbek fotoğrafları TRT'ye kadar getirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Özellikle son kare tabii, Dünyanın Felci. Bugün dünyada bir kaosu konuşuyor. Hani tesadüf oldu ama yine bunda vurgu yapmakta fayda var. Tabii ben hemen o kareye doğru gitmek istiyorum. Az önce gördüğümüz o klipte gördüğümüz fotoğrafın karesiyle şu anda yan yana olmak, gerçekten klibi izleyip daha sonra fotoğrafın yanında olmak çok etkileyici. Dilerseniz fotoğraftan başlayalım Murat Han Bey. Merhaba öncelikle. Bu Dünyanın Felci fotoğrafında aslında dünyanın kendi engeli, kendi özrü biraz aslında yansıdı fotoğrafı, ama aslında bu bir engelli fotoğrafı da aynı zamanda. Yani engelli insanların hani bu dünyaya gelip daha böyle bir kurak yaşam alanı içinde hayat sürdürüp sonra bu dünyadan göçüp gitmeleri üzerine. Bu biraz böyle benim çok hani içselleştirdiğim bir fotoğraf. O yüzden hani bununla böyle büyük ödül almak da benim için çok mutluluk verici. Tabii uluslararası bir ödül aldınız. Evet. 80 bin fotoğraf gönderildi. Çeşitli kategorilerde siz bu kategoride birincilik ödülü aldınız. Evet. Önemli. Nedir önemli bu ödülün efendim? Yani benim için şöyle bir önemi var. Tabii hani biraz çok yolun başındayım. Ve hani tabii bu tip ödüller insanı yüreklendiriyor. Hani biraz daha fotoğrafı olan aşkımı işte, ya da bütün sanatlarda hani böyledir aslında. Hani sanatçı sürekli bu tip ödüllerle kendini yüreklendirir. Daha iyi olmak için, daha güzel şeyler üretebilmek için devam eder yoluna. Peki bu fotoğrafta size ait özel bir şey var mı? Bir yakınınızla ilgili dün konuşmuştuk. Evet, bu biraz şöyle. Benim çocukluğumda ben anneannemle büyüdüm ve o da felçliydi. Aslında belki çocukluğumda kurduğum o empatinin, yani onun bir yere gidememesinin, onun bir yere bu hayatta bizim gibi böyle hani peşinden koşturduğu şeylerin sonuçlarına ulaşamayacak olması ve hani bir yere saplanıp kalması, kendini ifade edemesi, belki bizim gibi bir kimlik kazanamaması. O yüzden hani yıllar sonra tabii, o yıllar önce vefat etti. Yıllar sonra tabii onunla yani böyle bir şeye anlatıyor olabilmek, böyle bir fotoğrafı hani çekip büyük ödül kazanmak, o da bana tabii ayrı bir mutluluk verdi. Fotoğrafın çekildiği yer? Erzurum. Erzurum. Evet. Peki hemen diğer tarafa geçelim. Bitmeyecek rüyamın ilk tabirleri aslında demişsiniz ama evet. Şu an rüyada mıyız acaba? Onu söyleyelim. Devam ediyor mu rüya? Devam ediyor rüya. Aslında benim bitmeyecek rüyam sinema. Bu sinemanın aslında ilk tabirleri, yani ilk kareleri, ilk yorumları gibi. Daha sonra bu kareleri biraz daha canlandırmak istiyorum. Yani hani mesela buradaki gelinin hareket etmesi gibi. Ya da birinin rüyasında bu tekerlekli sandalyeyi görüşü gibi. Yani hani bunu çeşitli yollarla hareket ettirmek ve sinemaya dönüştürmek istiyorum. Evet, bu fotoğrafın ismi nedir Murat Han Bey? Bunun adı Doğu Kelebeği. Burada tabii bu bir an fotoğrafı değil. Yani hani benim kurguladığım bir şey ve doğudaki sonuçta törenden dolayı kaynaklanan hani küçük yaştaki evlilikler gibi böyle hani insanlara dayatılan şeyler var ve burada hani aslında bir nevi zorunlu evlilik yapmış bir gelini fotoğrafladım gibi. Yani onun ufka bakışı ama aslında asla o ufka ulaşamayacak oluşu. O yüzden Doğu Kelebeği bunun adı. Aslında Türkiye coğrafyası, Türkiye kültürü değil mi? Birçok şeyi barındırıyor, birçok malzeme içeriyor. Evet. Hemen yandaki fotoğrafa geçelim. Bir yandan da ben şeyi sormak istiyorum. Bu fotoğrafların tekniğin özelliği ne? Böyle bir fotoğraf çekmek için ne gerekiyor acaba insanlar? Yani bu normal benim dijital makinamla çektiğim bir fotoğraf. Hı-hı. Aslında özel bir teknik gerektirmiyor. Düşünsel anlamda. Düşünsel anlamda tabii bu bir süreç. Yani fotoğrafa birden başlamak ya da sinemaya başlamak gibi bir şey yok. Hani insan yıllarca düşünüyor ve bir anda kendiliğinden bir dışa vurum gerçekleşiyor. Yani aslında bunun için bazıları heykeli, bazıları resmi, bazıları fotoğrafı seçiyor. Bu fotoğrafta da benim hani zaman kaygımla alakalı bir durum var. O da bu batık gemi, aslında bu fotoğrafın adı Zaman. Bu batık gemiyi zamana benzettim ve insanın onun karşısındaki çaresizliği,
aslında o geminin bizi hiçbir yere götürmeyecek olması ve çoktan karaya oturmuş olması. Çünkü insan bunu idrak ettiğinde gerçekten hani korkuyor. Çünkü hani bir yaşantının içindeyiz, hani güzel kötü şeyler yaşıyoruz ve üzerine bindiğimiz gemi zaman, ama hiçbir yere gitmiyoruz aslında. Yani biraz öyle bir kaygıdan yola çıkarak gerçekten çektiğim. Güzel. Tabii bir de insan unsurunu görüyoruz genelde. Evet, evet. Fotoğraflarınızda. Yani bende şöyle bir durum var. Yani ben tek başına bir manzaraya baktığım zaman onu aslında çok fazla çekemiyorum. Hani o dünyanın felci fotoğrafında belki o var ama çok nadir fotoğraflardan biri. Hani hep böyle bir insanı arıyorum. Yani gözüm vizörden baktığında bir insan arıyor. Çünkü insana dair şeyler anlatmak istiyorum. Ve hani onların olmadığı bir fotoğraf bana böyle hani herkesin belgeleyebileceği ve aynı şekilde aktarabileceği bir şey gibi geliyor. Ama tabii bunda bir yorum var. Hani fotoğrafta çünkü şöyle bir durum var. Yani benim çektiğimi başka birisi de çekebildiği zaman aslında fotoğraf değerini kaybediyor. Ama kendi böyle kendi üslubumuzla hani bir kompozisyon oluşturduğumuz zaman tabii çok böyle kaygılarımızı, duygularımızı, hislerimizi geçiriyoruz. Ve tabii milyonlarca insan için bu çok farklı ve daha farklı eserler çıkıyor ortaya. Evet, tabii şimdi genç fotoğrafçılar ellerinde görüyoruz. İstanbul özellikle onlar için büyük bir malzeme. Evet. Fotoğraf çekiyorlar. Tabii onların yaptığı hani kurgusal fotoğraf değil belki ama. Bu şekilde fotoğraf çekmek isteyenlere neler tavsiye edersiniz? Ne yapsınlar? Yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ben çünkü yolun çok başındayım. Hani belki bizlere tavsiye veremem ama aşkı tavsiye edebilirim. Sizin böyle etkilendiğiniz fotoğrafçılar var mı? Türkiye'de önemli fotoğrafçılar. Valla ben böyle çok etkilenemedim. Ben çok böyle birdenbire kendi başıma girdim. Çok böyle takip etmedim hani fotoğraflar. Çünkü ne düşünüyorum diye hani biraz yıllarca içsel bir şey sorduğum. Galiba, tabii içsel bir şey. Birdenbire aldım hani ve nereden başlayalım? Yani çünkü birilerinden etkilenmek evet güzel ama bence insanın önce kendi kaygısını fotoğraflayabilmesi, resmedebilmesi gerekiyor. Yani öbür türlü etki altında kalarak belki de hani taklide de kaçabilir. Çünkü çok böyle hani tehlikeli sınırlar. Evet. Hemen yandaki fotoğraflara da bakalım hemen hızlı bir şekilde. Tabii burada piyano başında. Burada evet. Ne görüyoruz acaba? Burada iç kanama bu fotoğrafın adı ve bu fotoğrafta aslında sanatçının, belki biraz ben de bu fotoğrafın içindeyim, hepsinde varım ama bu sanatçının aslında içindeki bir yaradan beslendiğini söylüyor. Yani hani kaygıdan yola çıkıyor diyoruz ya ve kaygıdan yola çıkıyor işte bir piyano başında bir piyanist. Aslında biz dışarıda onu normal görüyoruz ama hani o içini dışarı akıtırken aslında bir yaradan aslında besleniyor. Hani bir iç kanama halinde sürekli. Bunu tabii izleyicilere ve dinleyicilere yansıtmıyor ya da kendine bakanlara. Son fotoğraf karesini elimize alalım isterseniz. Evet. O şekilde. Bu fotoğraf da çok güzel. Beni çok etkiledi. Etkileyen bir fotoğraf. Bu fotoğraf rağmen. Bu baloncu bir çocuk. Yani balonları ipe asıyor ve insanlar gidip tüfeklerle o balonları vuruyorlar. Cüzi bir para karşılığında. Rağmen şöyle bir şey. Aslında biraz umut fotoğrafı ama aslında hani şunu söylüyorum. Yani patlamasına rağmen yine şişirmek. Hani bu. Yani patlayacağını bilerek yine şişirmek. Umut ama aslında bir kabulleniş de var. Yani hani evet ben şişiriyorum ama bunlar patlayacak gibi. Aslında biraz karamsar bir yanı da var. Bütün fotoğraflarda bir kabulleniş var aslında. Yani belki de böyle ben de düşündüm. Hani ben niye hep vizörden baktığımda bu tarzda fotoğraflar çekiyorum diye ve hani anlıyorum ki evet ben insanın hani başına gelen şeyleri bir şekilde kabullenmek zorunda olduğunu görüyorum. Yani burada da biraz öyle bir şey var. Peki çok teşekkürler. Evet Tunç, gerçekten bazen bir fotoğraf çok şey anlatır. Elindeki fotoğrafa bakıp herhalde siz de bu konuda bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ve bu fotoğrafların devamında Galatasaray'da Yasemin Art Galeri'de sanatseverler gidip orayı gezebilirler. Söz tekrar sende. Teşekkür ediyoruz Erkan. Yine hoş görüntüleri ve hoş bilgileri paylaştın bizlerle. Kolay gelsin.